27 Aralık 1939 gecesi saat 1.57'de Erzincan merkezi bir deprem Anadolu'nun 400'e 200 kilometrelik bir bölümünü yıktı geçti. Merkez Erzincan'dı. 7.9 Richter olarak ölçülmüş olsa da Kandilli Rasathanesi Müdürü Fatin Gökmen'e göre 9 şiddetindeydi. Deprem, Kandilli Rasathanesi'nde bulunan 6 sismograftan ancak ikisi tarafından kaydedilebildi. Çünkü diğer dördünün kalemleri kırılmıştı. Sadece onlar mı? İsviçre'deki sismografların kalemlerini bile kıran felaket, 17 Şubat 1940 tarihli gazetelerde yayımlanan resmi zayiat raporlarına göre 32.736 ölü ve 9.402 yaralıya mal olmuştu. Sadece Erzincan şehir merkezinde 15.000 ölü vardı. Fakat ulaşılamayan çok sayıda dağ köyü göz önüne alındığında ölü rakamının rahatlıkla 40.000'in, yaralılarınsa 10.000'in üzerinde olduğu anlaşılıyordu. Bir diğer garabet, ölülerin yaralılardan çok daha fazla oluşuydu. 31 Aralık 1939 tarihli Ulus, ölü %50, yaralıysa %20 demişti. Bu da ilk yardım diye bir şeyin olmadığını göstermekteydi. Kurtarılabilir durumda olan binlerce depremzede, enkaz altında ve -15-20 derece soğukta pisi pisine ölmüştü. Soyut ölü yaralı rakamları yaşanan dehşeti ifade etmekte yetersizdi. Bunun için canlı tanıklara ve onların tasvirlerine ihtiyaç vardı. 6 Ocak 1940 tarihli Son Posta gazetesi, Reşadiye'deki durumu don gömlekli bir adam yorgana sarılmış, "Ben kaymakamım, gidin Niksar'a bizi kurtarsınlar," diye önüne gelene yalvarıyormuş. Bir kaza merkezi olan Reşadiye'de sağ kalanlar 40-50 kadarmış. Yangın da çıkmış, kül olmuş, sözleriyle anlatırken, 10 Ocak 1940 tarihli Son Posta'da benzer anlatımlarla devam ediyordu. Korkunç bir gürültüyle beraber müthiş bir surette sarsıldık. Sanki kasaba alt üst olmuştu. Kilometrelerce uzanan sahada yer yer 400 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğinde yarıklar peyda olmuş, sular yer değiştirmiş, kaynar sular kurumuş, yok olmuştu. Ayrıca 12 kilometrelik bir sahada da dağlar heyelan etmiş, arazi yer yer çökmüş, 8-9 metre derinliğinde hendekler açılmış, yolları kapamıştı. Bu mevzi kıyamette bir an için sağ kalabilenler kurtulabilmek ümidiyle evlerinin kapılarına koşmuşlarsa da kurtuluş çarelerini bulamamışlardır. Çünkü birçok evler yerin dibine batmış, üst katlar toprak seviyesiyle bir olmuştu. Derinden "Can kurtaran yok mu?" sesleri bir uğultu halinde kulakları tırmalıyordu. Fakat kim kimin canını kurtaracak vaziyette? İnsanı çıldırtan sahneyi yangın itmam etmiştir. Ateş feveran halinde bir volkan gibi Reşadiye sahasını ve Reşadiye ovalarını korkunç alevler içinde bırakmış. Enkaz altında kalanlar, kaçmak imkanına kavuşamayanlar diri diri yanmışlardır. Tokat vilayeti Reşadiye faciasını 5 gün sonra öğrenebilmişti. Bilhassa yalın ayak, don gömlekle kar, yağmur, çamur ve rüzgar altında hayatlarını idame etmeye çalışmışlardı. Birçok kişi aileleriyle birlikte enkaz altında diri diri yanmıştı. Reşadiye köylerinde de vaziyet kötüydü. Yalnız Madün köyünde 900 ölü vardı. Son Posta gazetesinin 16 Ocak tarihli sayısına göre deprem, Giresun topraklarında Şebin Karahisar ve Alucra kazalarıyla köylerinde Erzincan'a yakın tahribat yapmıştı. O civardaki 23 köyden kurtulan olmamıştı. Şebin Karahisar'daki Diken Dağı'nda sarsıntılar devam ettikçe tepeden Şebin Karahisar'a taşlar yağıyordu. Sağlam 3 ev kalmıştı. 2 adam boyu kardan dolayı birçok köyden bu tarih itibarıyla hala haber alınamıyordu. Avustralya gazetesi Canberra Times'ın 10 Ocak 1940 tarihli haberine göre geceleri Erzincan'a inen kurs sürüleri gömülmemiş cesetleri yiyordu. Ne yazık ki takip eden aylar ve yıllar boyunca değişen önemli bir şey olmadı. Bütün bölgelerdeki depremzedeler için hayat cehennem ızdırabına dönüştü ve öyle de kaldı.
Deprem sonrası Erzincan'da istasyon yakınına 500 çadırlık geçici bir kent kuruldu. Gurbete gidenlerin dönüşüyle de çadır sayısı 1500'ü buldu. Bir çadırda 9-10 kişi kalıyordu. Çadırların çoğunda soba yoktu. Yere serilmiş ya da poryatif karyolalar üzerine yayılmış, bir iki döşek yatmalarına ve battaniyeler korunmalarına yarıyordu. Soğuk kış gecelerinde üzerlerine ne varsa örtüyorlar, ayrıca elbiseleriyle yatıyorlardı. Zorlu çadır yaşamı her geçen gün birçok problemler yaratıyordu. Soba temin etmişlerin çadırlarında sobaların, geceleri ise gaz lambalarının devrilmesi sonucu yangınlar oluşuyordu. Yangın başlamaya görsün, çadır bir anda ateş topu haline geliyor, yakınındaki diğer çadırlara da sıçrıyor, birçok çadır birden yanıyordu. Gaz yağı yokluğu, karanlık, çıkan hastalıklar, ilaç, doktor kıtlığı, yemek pişirme zorlukları çadır kentlileri perişan ediyordu. Bahar geldiğinde balçık halini alan çadır çevreleri, yol yokluğu, susuzluk, pislik, kirlilik insanlara oh dedirtmiyordu. İlk kuruluşundan itibaren çadır kentte kalan akrabadan Müştak dayı, çektikleri sıkıntıları şöyle dile getirmişti. Yağmur yağdığında çadırların etrafı çamur tarlasına dönüyor, göletler oluşuyor, sular çadırları basıyor, eşyalarımızı ıslatıyor ve eşyalarımızı kullanılamaz hale getiriyordu. Yağmur zamanı ilk işimiz yerdeki eşyalarımızı toplamak, somyamızın üzerine yığmaktı. Yer yataklarımız ıslandığında perişan oluyor, kuruyuncaya kadar yatamıyorduk. Eğilmeden, iki kat olmadan çadır içinde dolaşmak, iş yapmak mümkün olmuyordu. Yıkanma, temizlenme hak getire. Tuvalet için çadır kentin dışına portatif helalara taşınma. Orada sıra beklemeler, sabahın erken saatlerinde oluşan kuyruklar, su kıtlığı, tuvaletlerin dayanılmaz kokusu hala burnumdadır. Müştak dayı içini çekerek, ben Sarıkamış yenilgisi sırasında Ruslara esir düşmüştüm. Sonradan beni Sibirya'ya sürmüşlerdi. Orada da çok sıkıntılar çektim. Ama bu çadır hayatının sıkıntısı ve şartları bana daha ağır geliyordu. Yaz ayları gelince sıkıntıların şekli de değişiyordu. Bu defa gün doğumundan batışına kadar güneş altında kalan ve saunaya dönen çadırlara girmenin imkansızlığı, sıcaktan gıda maddelerinin bozulması, içilecek suların kaynama derecesine yükselmesi, el ve yüz yıkamalarının zorluğu, banyo yokluğu, küçük su tankları önünde sıraya girerek su alabilmemiz, velhasıl yüzlerce, binlerce zorluklara katlandık. Erzincan'ın rüzgar ve rüzgarın alabora ettiği toz bulutları yaz aylarında ahalinin belasıydı. Çünkü gözlere giren toz toprak, yaygın göz ağrılarına yani akut konjonktivite yol açıyordu. Koca şehirde gözü ağrımayan birini bulmak kolay değildi. Göz ağrısı nedeniyle hassaslaşmış ve direnci kırılmış gözlerde trahom hastalığı kolayca gelişiyordu. Trahomda birçoklarında görme bozuklukları hatta körlükler yaratıyordu. Pek çok kişinin görme bozukluğundan dolayı Erzincanlılar için kör Erzincanlı tabiri yaygın bir sözcük ve ithamdı. Başta Erzincan olmak üzere depremin yıkıp geçtiği bölgelere ulaşan ilk devlet yardımı ise neredeyse hiç denecek kadardı. Erzincan'a 15 bin lira nakit, 500 çadır, 1000 don, 1000 gömlek, 1000 battaniye. Sivas'a gönderilenlerse 5000 lira nakit, 500 don, 500 gömlek ve 500 battaniyeden ibaret kalmıştı. 4 günde Ankara'dan binlerce hasta ve yaralının bulunduğu Erzincan'a gönderilen doktor sayısı sadece 3 kişiden ibaretti. Ve bunlar büyük göz önünde yerleşim merkezleri olduğu için şanslı olanlardı. Örneğin Koyulhisar'da 600 binadan 9 bina kalmıştı ve 16 Ocak 1940'a kadar giden yardımlar 1200 parça çamaşır, 98 kat elbise, 60 battaniye, 18 sandık çivi, 13 çuval un, 13 sandık şekerden ibaretti. Binlerce insanın öldüğü Niksar'a 6 Ocak'a kadar 70 çadır gitmişti. 16 Ocak'ta Almus Nahiyesi'nde 2031 ölü ve 210 yaralı vardı. 2 doktor ve 3 sıhhiye memuru gönderilmişti. Amasya'da 8 köy tamamen çökmüştü. Yardım olarak Samsun'dan 5 küfe zeytin, 20 teneke peynir, 1750 kilo ekmek, Amasya'dansa 1540 kilo ekmek, 5 kilo çay,
200 kilo zeytin, 4 teneke peynir ve 500 kilo tuz gönderilmişti. Zengin beyaz Türklerimizin hali ise tam olarak evlere şenlikti. Galatasaraylılar Cemiyeti, lisenin konferans salonunda depremzedelere yardım için bir konser düzenlemiş, piyano ve violonsel çalındıktan sonra İstanbul Sosyetesi'nden müthiş bir yardım koparılmıştı. Tam olarak 450 lira. Haber gazetesinde yayımlanan 31 Ocak 1940 tarihli bir haberde, zelzeleden bütün evleri yıkılan 700 nüfuslu bir köye 27 günde 2 kilo ekmek gönderildi. Halk toprağa eşip yiyecek aramakta. Ölmüş hayvanların derilerini yüzüp çadır yapmaya uğraşmaktadır, deniyordu. Depremde hayvanlarını kaybetmiş çiftçilere 1500-1600 köylüye birer çift olacak şekilde de öküz de dağıtılmıştı. Milli şef yardımlarının en inanılmaz olanı ise yıkılan binaların sahipleri tarafından yeniden inşa edilebilmesi için verilen aynı devlet desteğiydi. Aile başına 8 çivi. 1 Şubat 1940 tarihli akşam gazetesi bile kendini tutamayıp isyan ediyordu. 8 çivi bir ailenin ne işine yarar? Köye 3 kilo çivi verdiklerinden bir aileye 8 çivi düşüyormuş. Bu derece adilane tevzi ne işe yarar? Bahusus oralarda kimsenin evi barkı, dolabı, ambarı olmadığından bu pay muhafaza da edilemeyip sebil olacaktır. Peki o senelerde Milli Şef rejiminin başka ne gibi masrafları vardı? Depremzedeler için bulunamayan para ve her çeşit imkan kimlere ve nelere harcandı? Bu karşılaştırma yapılmadığı takdirde o klasik ama ülkenin devletin ekonomik gücü ve imkanı zaten ne kadardı ki, savunması belirsizliğin sağlandığı bir inandırıcılık kazanabilir. Gene de biz karşılaştırmayı bir adım sonraya bırakıp şu soruyu öne alalım. Bu sırada yardım için başkaları, örneğin özel şahıslar ne yapıyordu? Nuri Demirağ, deprem sabahı İstanbul'daki köşkünü arayıp, evde herkes iki kat elbise ayırsın. Geri kalanları sandıklara doldurun. Depremde zarar görenlere götüreceğim. Ve eviyle görüştükten sonra İstanbul'daki adamlarını aradı. Bol miktarda yiyecek, giyecek ve ilaç temin etmelerini istedi. Kiraladığı iki vagonla yardımlarını Erzincan'a ulaştırdı. Bu sırada devlet yardımları henüz Erzincan'a ulaşmamıştı. Nuri Demirağ'ın yardımları 30 ve 31 Aralık 1939 tarihli Cumhuriyet gazetelerinde 250 çadır, 2 vagon un ve kafi miktarda ilaç şeklinde yer alırken, sadece aynı yardım göndermekle yetinmeyip yanında 8 doktor ve eczacı olduğu halde kendi de gitti. Enkaz kaldırma çalışmalarına katıldı. Günlerce uyku uyumadı. 7. gün bir depremzedeyi enkazdan canlı çıkardı. Sırtındaki paltoyu ona giydirdi. Bu yüzden hasta oldu. Milli Şef rejiminin sözcüsü Falih Rıfkı Atay, Ulus'taki köşesinde 28 Aralık 1939'da, yani daha depremin ilk günü, Milli Yardım Seferberliği başlıklı bir fıkra yayımladı. Halkın kesesinde, kilerinde neyi var neyi yoksa yardımda bulunması gerekir, dedi. Ve halk o yardımı hiç esirgemeden yaptı. Nuri Demirağ gibi birkaç kahramanla sınırlı kalmadan 18 milyonun hepsi, TBMM Başkanı Abdülhalik Renda, günlüğünün 1 Ocak 1940 tarihli bölümüne dahil ve hariçten 5 milyon lirayı mütecaviz para ve bu kıymette ayniyat toplandı diye yazıyordu. Resmi kaynaklarda buna yakın rakamlarla Renda'yı teyit etmektedir. 23 Şubat 1940'a kadar Kızılay'ın halktan topladığı nakit yardım 4 milyon 145 bin liraydı. 27 Kasım 1940'ta bu miktar 5 milyon 325 bin 870 lirayı bulmuş ve bunun 1 milyon 420 bin 727 lirası da yurt dışından gelmişti. Fakat Kızılay'dan Erzincan'a ilk günlerde gönderilen nakit yardımsa sadece 15 bin liradan ibaretti. Daha sonra mı? Hayır. Daha sonra ve daha sonra ve daha sonra da ne Erzincan'a ne de yıkım yaşanan diğer bölgelere önemli sayılabilecek bir şey ulaştı. Şimdi bunun somut ayrıntılarına bakabiliriz. Tabii rejimin diğer harcama kalemleriyle karşılaştırarak. Depremin üzerinden yaklaşık 5 hafta geçmişken, 7 Şubat 1940'ta Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kemal Gedeleş tarafından Paris Büyükelçisi Beyi Çerkin'e gönderilen
hususi ibareli bir resmi yazıda, Reisi Cumhurumuzun mahdumları yani oğulları için Delahi marka bir spor otomobili almak istiyoruz. Motörü 8 silindirli olmak şartıyla bu markanın güzel modellerinden bir otomobilin bedeli serbest dövizle ödenmek ve İstanbul'da gümrüksüz olarak teslim edilmek şartıyla kaça alınabileceğinin deniyordu. Depremden yaklaşık 3 ay sonra 18 Nisan 1940'ta aynı makam bu kez Londra Büyükelçisi Tevfik Rüştü Aras'tan şu kelimelerle Milli Şef İnönü için özel İngiliz tıraş sabunu istiyordu. Londra'da Regent Street'te Kayın Moni mağazasında satılan ve reklamı bitişik ilanda bulunan tıraş sabunundan 2 düzine gönderilmesine ve Milli Şef'in bilardo takımları da aynen Şehzade Hazretleri'nin spor otomobili gibi Paris'tendi. Şehzadeler yani Ömer ve Erdal'ın tenis topları ise Budapeşte'ye sipariş edilecekti. 1941'de hazırlanan yeni Erzincan şehir planına göre merkezi hükümet belediyeye 2 milyon lira yardım kararı aldı. Siyasiler ve üst düzey bürokratlar arasında yaşanan bir takım sürtüşmeler ve oyunlar sonucu plan rafa kalktı. Bu arada Erzincan'a sadece 500 bin lira gönderilmişti. Aynı sene Bakanlar Kurulu Anıtkabir için 3 milyon lira tahsis etmişti. Ve yine aynı sene Çankaya Köşkü'nün garajında Milli Şef İsmet İnönü'ye ait 18 tane makam otomobili bulunmaktaydı. Depremden 2 sene sonra Erzincan'ın imarı için 500 bin liradan fazlası bulunamazken İnönü'nün makam yatı Savonara'nın her bir gezisi 300 bin liraya, bir senelik ortalama bakım masrafı ise 500 bin liraya mal olmakta ve bunlar için ödenek bulmakta hiçbir sıkıntı yaşanmamaktaydı. Erzincan Valisi Dilaver Argun, yardımların artırılmasını istemek için 28 Mayıs 1943'te Ankara'ya gitti. O tarihe kadar hükümetin yeni Erzincan'ın inşa edilmesi için Erzincan Belediyesi'ne ikraz ettiği 2 milyon liradan 1943 yılına kadar 303 bin lira verilmişti. Erzincan Milletvekilleri Behçet Kemal Çağlar ve Şükrü Sökmen Süer, Başbakan Saraçoğlu'ndan yarım kalan resmi daireler, memur evleri ve içme suyu şebekesi için ek ödenek istedi. Saraçoğlu reddederek ancak 4. Genel Müfettişlik ödeneğinden aktarma yapılabileceğini söyledi. Fakat 4. Bölge Genel Müfettişi Kor General Muzaffer Ergüder'le Erzincan Valisi Dilaver Argun kavgalı olduğu için o aktarma da gerçekleşmedi. Ayrıca Erzincan Bayındırlık Müdürü usulsüzlük nedeniyle bakanlık emrine alındı. Bir müddet yerine yeni atama yapılmadı. Oysa 1943 senesinin Ankara Palas salonlarında kutlanacak Cumhuriyet Balosu için hazırlanan yiyecek ve içki listesi dudak uçuklatan cinstendi. 250 şişe şarap, 20 şişe portakal, 15 şişe çilek, 8 şişe muz likörü, 25 şişe konyak, 15 kutu şeftali kompostosu ve 1000 şişe soda alınıp bunlar için 819 lira 62 kuruş ödendiği belirtilmiştir. Yemek içinse 50 adet soğuk hindi, 25-30 adet keklik, 10 adet av etiyle yapılmış yemek, 25 adet jöleli tavuk, 10 adet soğuk jambon, 15 adet garnitürlü tavuk, 25 adet soğuk kuzu eti, 35 adet ördek, 1000 adet havyarlı sandviç, 1000 adet kereviz salatası ve 500 adet havyarlı kanepe hazırlanacağı ve bunlar için de 4068 lira ödendiği belirtilmiştir. Ne yazık ki israf 20. yıl balosuna özel değil. Tek parti CHP iktidarı boyunca sırtını ona dayamış bütün seçkinlere geneldi. Evi yıkılanlara yardım olarak ancak birkaç çivi verilirken CHP elitlerinin karıları ve kızları ise tam bir lüks deliliği yaşıyordu. Nimet Arzık'ın anlatımıyla Peşte'de Vaçı Usta adlı bir sokak vardı. Sosyete hanımlarımız oradan giyinirlerdi. O zamanın kürk deliliği Sultan İbrahim'inkini aşmıştı. 3 kürk fakirlikti. 5 orta halilikti. Tilki mi moda? Kırmızısı mı? Hadi bütün politikacıların eşlerine kırmızı tilki setütiyemler gelirdi. Gece için mavi tilki mi moda? Bütün hanımlara mavi tilkiden pelerinler, turu akarlar gelirdi kurye çantalarında. Moda Bright Ones mıydı? O nadide cins kuzuyu anasının karnında boğazlarlar. İpek gibidir derisi.
en harilisi getirilirdi gizli evrakın arasında. Bu durum hep böyle devam etti ve aslında hep de böyle gelmişti. Olaydan 8 sene önce, daha 1931'de yaşanan bir deprem Erzincan'da 800 bin liralık hasara sebep olmuş. Kızılay ise sadece 9 bin lira yardım yapmıştı ve olaydan 25 sene sonra Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğdu 18 Mayıs 1965 tarihinde TBMM Başkanlığı'na arz ettiği bir yazıda 1939 depreminden sonra şehrin inşası için ayrılan paranın yalnız az bir miktarının kullanıldığını belirtiyordu. Depremzedeler için yapılmayanlarla seçkinler için yapılanların daha iyi anlaşılması için özel bir başlık açmamız gerekiyor. Çünkü günümüzün ulusalcı refleksinin savunma argümanı, daha doğrusu yalanı hazır beklemekte. Ülkenin ekonomik gücü yetersizdi. Gerçekten öyle miydi? İmar ve inşa faaliyetleri üzerinden bir karşılaştırma yapalım ve bakalım. Erzincan ve diğer yıkım yaşayan yerler için bulunamayan para nerelere harcanmıştı, ne miktarlarda harcanmıştı? Depremin üzerinden yaklaşık bir ay geçmişti ve eksi 15-20 derecelerde seyreden havada Erzincan halkı çadırlarda ve kendi imkanlarıyla yaptıkları derme çatma barakalarda hayatta kalma mücadelesi veriyordu. Aynı sırada İnönü'nün büyük oğlu Ömer İstanbul'da üniversite öğrenimi görüyor ve yurt olarak da Dolmabahçe Sarayı'nı kullanıyordu. Dolmabahçe 110 bin metrekare üzerine 3 katlı bir yapıydı. 285 oda, 46 salon, 6 hamam ve 68 tane de tuvaleti vardı. Isınma için kullanılan kömür miktarı bazı kaynaklarda günde 35 ton, bazılarında ise ayda 40 ton olarak geçer. Hangisi doğru olursa olsun, şu kesindi. O senelerde İstanbul'da aile başına kış boyunca sadece yarım ton kömür veriliyordu. Harp şartları ve kömür kıtlığı nedeniyle. Depremin üzerinden 4 sene geçip de 1944'e gelindiğinde Elazığ CHP Milletvekili İhsan Yalçın mecliste mevcut durumu şöyle bildiriyordu. Depremzedeler hala çadır ve barakalarda oturuyor. Evlerini yapabilmeleri için cam ve çivi verilsin. Hiçbir şey olmadı. Aynı şikayetleri ve yine mecliste bir kez daha dile getirdi. Gene hiçbir şey olmadı. Devletin parası mı yoktu? Ama o senelerde Yozgat valisi Sabri Aka tarafından belki bir gün yolu buraya düşer de bir gece kalmak ister düşüncesiyle İnönü için özel bir daire yaptırılmıştı. Muare, tafta yatak yüzleri, ketenden çarşafları olan İnönü o daireyi hiç kullanmadı. 1943'te hizmete açılan Kadıköy Halk Evi için harcanan para 1 milyon liraydı. O tarihe kadar Anıtkabir için harcanan paranın yanında İsmet Paşa'nın Yozgat Dairesi ya da Kadıköy Halk Evi şaka gibi kalıyordu. 1944'e kadar Anıtkabir inşa için tam 20 milyon lira harcanmıştı. CHP tek parti rejiminin fakir maliyesi tarafından. Sene 1945-1946 olduğunda da değişen bir şey yoktu. Ne depremzedeler için harcanmayan paralarda ne de CHP seçkinlerinin keyfi için harcananlarda. 4. Umumi Müfettişliğin 1945 raporuna göre Erzincan'da belediye binası, 10 dershaneli ilkokul, 22 ailelik memur evi, pazar yerleri ve yollarla 4 dükkan inşaatı halen devam etmekteydi. Bunların yanı sıra hükümet konağı, şeref meydanı, anıt, ortaokul, otel ve gazinonun da inşaatı sürdürülmekteydi. Ve CHP'li zaten başka bir parti de yoktu. Erzincan Milletvekili Aziz Samih İlter'in imzasını taşıyan 12 Aralık 1945 tarihli raporunda hükümet binalarından başka bir inşa faaliyeti yok. Bir evin ortalama maliyeti 10-15 bin lira. Kimse ödeyemez. Dolayısıyla halkın barakalardaki hayatı yıllarca sürecek deniyordu. 6 gün sonra yine CHP'nin Erzincan milletvekillerinden Abdülhak Fırat, mecliste Bayındırlık Bakanlığı bütçesi görüşülürken, deprem sonrası Kızılay'ın depremzedeler için geçici 90 tane pavyon yaptırdığını, ancak 2 oda ve 1 tuvaletten ibaret olan bu dairelerin gayri sıhhi olduğu ve medeni olmadığını, hatta ahlaki bir takım sorunlar çıktığından bahisle depremzedelere birkaç yıl içinde
kalıcı konutlarının verileceği vaat edilmiş olduğu halde 40 evin temelinin atılarak 26 evin yapıldığını, ancak yeni bütçede belediyenin yapacağı bu ev işleri ve altyapı, üst yapı için ödenek tahsis edilmediğini ve bu konuda hükümetin ne düşündüğünü Bayındırlık Bakanı Sırıdağ'a sormuştu. Bu sırada depremin üzerinden tam 6 sene geçmiş bulunuyordu. 1942'de Romanya'dan satın alınan prefabrik evler nihayet 6 sene sonra ambalajlarından çıkarılıp monte edilmeden ihtiyaç sahibi depremzedelerin hizmetine sunuldu. Ama bakın hangi şartlarda? 2 odalılar 8 bin, 3 odalılar 10 bin, 4 odalılar 12 bin lira olacaktı. İlk 5 senesi ücretsiz ve 20 seneye yayılan taksitler halinde. Talep sahiplerinin büyük kısmı geri çekildi. Ancak 612 tanesi satılabildi. Baştaki taliplilerden biri Erzincanlı bir inşaat ustasıydı ve sürekli maliyet hesabı yapıyordu. Aynı paraya kendi başına daha iyi bir ev yapabileceğini ya da o standartlarda bir evi daha ucuza çıkarabileceğini hesapladığı günlerde Erzincan'ın ünlü ailelerinden Hah köylü Bahçeköy öğretmen İrfan Kösebay o sıralarda kendisine yeni ve oldukça modern kagir bir ev yaptırmıştı. Ev için İrfan Bey'in her şey dahil harcadığı paranın 5000 TL olduğu deyişi ustanın prefabrike yazılma talebini ortadan kaldırmıştı. İşin en acı ve can sıkıcı yanı ise hükümetin daha sonra almış olduğu karardı. Bu karara göre prefabrik evlerin borçları devletçe affedildi. Böylece zengin olanın ekmeğine yağ sürülmüş, gerçek ihtiyaç sahipleri ise bir kez daha mağdur edilmişti. Erzincanlı uzun yıllar bu haksızlığı içine sindiremedi. Bu örneklere bakıp ama herhalde devletin parası yoktu demeyin. Vardı. Milli Şef rejimi tarafından halktan zorla toplanan bağışlarla inşa ve tefriş edilen ve açılışı 29 Ekim 1946'da yapılan Mersin Halk Evi'ne harcanan para 1 milyon 117 bin 750 liraydı. Rejimin parası, hem de çok parası vardı. Sene 1947 olduğunda da bir şey değişmedi. Güya yeni inşa edilmekte olan Erzincan'da Kızılay ve belediye ödenekleriyle yapılan birkaç binayla bir iki özel yapıdan başka bir şey yoktu. Ancak Ekim ayında belediye halk tipi dediği 5 örnek evin inşaatına başlamıştı. Ve aynı ay hükümet yeni Erzincan'daki mesken inşasını kendi üzerine aldığı vaadinde bulundu. Bu sırada deprem felaketinin üzerinden 8 sene geçmiş bulunuyordu. Ama devletin parası vardı. Aynı sene İstanbul'da bir açık hava tiyatrosu inşa edildi. 4000 kişilik. 1 milyon lira harcandı. 1947 senesinde ulaşılan fiili inşaat durumu resmi bir raporda ayrıntılı dökümüyle açık olarak şöyle anlatılmaktaydı. Zelzele gününden 1947 yılı sonuna kadar tamamlanacak binalarda dahil olmak üzere yapılan işler şunlardan ibarettir. 1080 ailenin gayri sıhhi ve milli, ahlaki, içtimai geleneklerimize hiç uygun olmayan bir şekilde yerleştirilip oturduğu 90 pavyon, 38 devlet veya müesseselerce yaptırılan ev, 11 şahıslar tarafından yaptırılan ev, bir otel, bir gazino, 7 resmi daire veya müessese, 24 dükkan, biri orta ve biri ilk olmak üzere 2 okul. Bunların dışında İnönü Abidesi'nin heykel kısmı tamamlanmış ve stadyum, park ve asri mezarlığın ihata duvarları yaptırılmıştır. Şehrin plana göre kurulması muhitin fakirliğinden dolayı geniş ve murakabeli bir devlet yardımına ihtiyaç göstermektedir. Bugün mevcut halkın büyük bir kısmı istasyonun hemen kuzeyinde kurulan muvakkat şehirde oturmaktadır. Burada halk tarafından 960 ev ve 500'e yakın dükkan yaptırılmıştır. Bu ev ve dükkanlar tahta barakalar halindedir. Sene 1949 oldu. Depremin üzerinden 10 yıl geçti. Değişen hiçbir şey olmadı. Başbakan Şemsettin Günaltay, 2 Eylül 1949'da yeni şehrin imarı için gönderilen paranın gelişi güzel harcandığından şikayet ederken ve Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğlu, portatif evlerin gene kış mevsimine yetiştirilemediğini söylerken, mecliste söz alan birçok milletvekili de Erzincan'ın mesken durumu için tam bir fiyasko diyordu. Ne yazık ki bu durum Erzincan'a özel değil, bütün Anadolu'ya geneldi.
Demokrat Parti Milletvekili Fuat Arna'nın 17 Mart 1948'de kaleme aldığı "İhmal edilen bir şehrimiz Erzurum" başlıklı rapor adeta ikinci bir Erzincan'ı bakın nasıl anlatmaktaydı. Çarpık çurpuk pis sokaklarıyla, bakımsız karanlık mahalleleriyle, açıkta akan lağımlarıyla, velhasıl dörtte üçünün kerpiç ve taş yığınından ibaret toprak damlı evleriyle asır dide Erzurum hakikatte maalesef bir harabezardan ibarettir. Gerçi son 25 yıl içinde diğer illerimizde olduğu gibi burada da bir takım resmi ve hususi binalar kurulmuş, birkaç cadde açılmış fakat işte hepsi bu kadardan ibaret. Bakımsız, harap, ışıksız, susuz Erzurum'un yanı başında yeni kurulmuş resmi binalarla yüksek rütbeli memurlara ait lüks evler adeta bu beldede yabancı bir idarenin hüküm sürdüğü hissini telkin etmektedir. Evet, son günlerde lüzumsuzluğuna karar verilerek lağvedilen genel müfettişlik sarayı etrafında vücuda getirilen lüks bir mahalle var. Sıra sıra villalar, geniş bir meydan ortasında binlerce liraya mal edilen muazzam fakat susuz bir havuz. İşte bu mahalle Erzurum ve Erzurumlu'dan ayrı yaşayan yüksek rütbeli zevat için milyonlar sarf edilerek kurulmuş bir mamuredir. Burada yaşayanlarla hakiki Erzurum'da yaşayanların birbirleriyle münasebetleri yok gibidir. Tetkik seyahatine çıkan müfettişler, mütehassıslar, mühendisler, iktisatçılar ve hatta devlet ricali hep bu yeni mahallenin misafiri olurlar. Burada yer ve içerler. Rütbelerine göre genel müfettişlik, valinin sayısı bir düzineyi geçen müşavirlerinin villalarında misafir edilirlermiş. Esasen Erzurum'da az çok istirahatinizi temin edecek bir otel bile bulamazsınız. Erzurum Belediyesi tarafından işletilen elektrik cereyanının dörtte üçü bu imtiyazlılar mahallesine tahsis edilmiştir. Erzurumluların elektrikten müstefit olabilmeleri Sayın Belediye Reisi'nin lütfuna bağlıdır. Son 25 yıl içinde yapılmasına teşebbüs edilen iktisadi ve içtimai hamlelerin hemen tamamı suni yaldızcılığa inhisar etmiş bulunuyor. Halkın ihtiyaçları hemen hemen hiç denilecek derecede nazara itibara alınmıştır. Göze çarpan her yenilik iktisadi bir kıymet ifade etmeyen bir lüksten ibarettir. Mesela Erzurum'un 50-60 bin nüfusu kazalarına kanı arabasıyla bile gitmek mümkün değildir. Kışları bu kazaların vilayetle irtibatı tamamen kesilir. 1949'da Erzincan'ı ziyaret eden Demokrat Parti'nin kurucu genel başkanı Celal Bayar, deprem günü manzarasından biraz hallice olan şehri seyrettikten sonra bu memleketi değil bir devlet, bir aşiret ağası bile 10 senede yaptırabilirdi, dedi. Haklıydı ve devlet Erzincan için para bulamadığı o 10 sene içinde baştan aşağı masonik sembollerle bezeli yeni TBMM kampüsü için 100 milyon lira harcamıştı. Dahası vardı. 30 Ocak 1951'de Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu bir soruya, muvakkat diye yapılan barakaların her bir odasına akrabalarıyla birlikte bütün bir aile efradı, en basit sağlık ve yaşama şartlarından mahrum olarak, 10 yıldan fazla bir müddet barındırılmak suretiyle hem sıhhi hem de içtimai bir felakete yol açılırken, biraz sonra tafsilatıyla arz edeceğim gibi halkın bu ıstırabı ve derin ihtiyacı hiçe sayılarak, heykel meydanı, park, gazino, stadyum gibi tesisler ve muazzam hükümet binaları yaptırılmış. Ve milletin bütün parası böylece ikinci plandaki işlere israf edilmiştir. Cevabını verirken, 1932'den o tarihe kadar sadece halk evleri için devlet bütçesinden harcanan para 68 milyon lirayı bulmuştu. Ve bunun 5-6 milyonluk kısmı doğrudan CHP'nin toplantı ve faaliyetleri için sarf edilmişti. Milli Şef İnönü yönetimi Erzincan için harcamamakla kalmamış, yurt dışından gönderilen yardımları bile bir anlamda gasp edip başka yerlerde kullanmıştı. Hem de CHP tek parti rejiminin seçkinci karakterini simgelercesine. Romanya'dan yardım olarak gönderilen 6000 metre mikap kereste ve inşaat malzemesi, Saraçoğlu Mahallesi'nin inşaı için hükümet kararıyla Ankara'ya geri götürüldü. Bu sadece memurlar için inşa edilmiş büyük bir lojman mahallesiydi. Fakat verdiğimiz bütün örneklere rağmen, Erzincan depremini ister inan ister inanma düzeyine taşıyan şey, bambaşka bir şey,
bir olay, bir heykel ve çok tanıdık bir insan olacaktı. İsmet İnönü. 27 Aralık 1939 gecesi deprem olduğunda İnönü, tesadüfen Malatya Elazığ seyahatinde yani Erzincan'ın yanı başındaydı. Buna rağmen şehre 4 gün sonra 31 Aralık'ta geldi. Saat 14'e kadar özel treninden inmedi. Yetkililerle görüştü. Nihayet Erzincan'a ayak bastıktan sonra şehirde geçirdiği toplam süre 14-16.30 arasındaki 2,5 saatten ibaret kaldı. İstasyondan belediye binasına yayan yürüdü ve memurların ileride başka görülecek bir şey yok paşam sözüne uyarak Ankara'ya gitmek üzere Erzincan'dan ayrıldı. Dönüş yolculuğunu yanındakilerle kağıt oynayarak geçirdi. Olayın açığa çıkması 1950'li senelerde milletvekilliği yapacak olan Zeki Erataman'ın TBMM kürsüsündeki şahitliğine dayanıyordu. Söylemek istemezdim. Sayın Devlet Reisi Erzincan'a geldiği zaman biz de Kemah İstasyonu'nda kendilerinin treninin geçmesini bekliyorduk. Arkadaşlar tam Kemah İstasyonu'na geldikleri zaman verilen emir şuydu. Trenin pencerelerini kapatın. Maksat pencerelerden görünmemeleriydi ve perdeleri çektiler. Izdırap içinde pencereden baktığım zaman gördüğüm manzara şuydu. Riyaseti Cumhur treninde Sayın İnönü, Kemal Gedeleç, Kazım Orbay ve tanımadığım bir şahıs oturmuşlar, oyun oynuyorlardı. Oynadıkları oyun briç miydi, poker miydi bilmiyorum. Erzincan'dan ayrılalı daha yarım saat olmuştu. İnönü şiddetle itiraz etti. Bunların hepsi yalandır. Zeki Erataman tekrar söz aldı. Kimseye tarizde bulunmayacaktım. Fakat gözlerimle gördüğüm bir hadiseyi burada açık olarak tekrar ediyorum. Riyaseti Cumhur vagonunun salonunda, şimdi burada oyun oynamadığını iddia eden şahıs oyun oynamaktaydı. Biz şimdi pokerin öncesine, Erzincan'da geçirilen o 2,5 saate geri dönelim. İstasyon caddesindeki yürüyüş sırasında depremzede bir kadın İnönü'ye sarıldı ve depremin o ikonik fotoğrafı ortaya çıktı. Görüntünün şöhreti neredeyse felaketin kendisini bastıracak düzeye ulaşarak İnönü kültünün inşaında stratejik bir işlev gördü. Milli şef kadrosu mal bulmuş mağribi gibiydi. Örneğin besleme basın şunları yazıyordu. Bu sahneyi dahiliye vekili 10 Ocak'ta mecliste şu cümlelerle anlatmıştı. Oğlunu kaybeden bir ana ilerledi. Oğlum gitti İnönü, Giresunlu Mehmet'im gitti, sana kurban olsun diyerek başını milli şefin omuzlarına koydu. Sinesini sinesine dayadı, gözünün yaşına cereyan verdi. Şef onu şefkatle bağrına bastı. Bu çok hazin ve hazin olduğu kadar da ulvi bir tabloydu. Evladını kaybeden ana kalbindeki onulmaz yaranın tesellisini şefin aziz bağrında arıyor ve buluyordu. Mehmet de şefindi. Mehmet'in anası da şefin ve hepsi milletin. Şef bu ananın kalbindeki acıyı kendi sinesine çekiyordu. Bu hal dakikalarca devam etti. Manzara çok hazin fakat pek ulviydi. Millet de şefin yakınlığını, daha doğrusu birbirinin aynı olduğunu gösteriyordu. Atatürk döneminin ünlü Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt da "Kral öldü, yaşasın kral" korosunun söylediği o kadın ve İnönü güzellemesinde başı çekenlerden oldu. 5 Ocak 1940'ta Ulus'ta yayımlanan baş makalesinde "Michelangelo'nun yonttuğu bir heykel vardır ki şöhreti beynelmileldir. Bu heykelin adına Pieta derler. Sevginlik. Michelangelo hala yaşıyor olsaydı Erzincan harabeleri içinde yükselen göğüs, İnönü'nün göğsünü ve bunda acılarını dindiren Türk anasının asil başını Pietas'ına şüphe yok ki mevzu olarak alırdı. Belki de Michelangelo yonttuğu heykeli yarıda bırakır, bir yana atar, hayali de aşan bu göğüs ve başı sevginliğine örnek yapardı. Bu göğse ve bu başa bir daha ve bir daha bakınız. Tablo yapıp evlerinize takınız. Sevginlik nedir, orada anınız. Propaganda yetmedi, yalana da başvuruldu. Fotoğrafın kendisinde çok net görüldüğü üzere kadın İnönü'ye sarılarak ağlarken onun iki kolu yanda sarkık duruyor, herhalde gariban bir depremzedeye sarılmış olmayı şövalye gururuna yediremiyordu. Ama takip eden haftalarda Kızılay'ın felaket zedelerin yararına bastırdığı pulda acemi bir ressam fırçası imdada yetişti
ve milli şefinde zavallıyı kucaklamasını sağladı. Böylesi bir propaganda malzemesi tabii ki birkaç konuşma yazı ve ressam marifetleriyle sınırlı bırakılamazdı. Ebedileştirilmesi gerekirdi. Yani CHP tek parti yönetiminin pek meraklısı olduğu heykellerden birine dönüşmeli ve Erzincan'ın göbeğine dikilmeliydi. Tam da öyle yaptılar. İl Genel Meclisi tarafından 1939 deprem felaketinin hemen ardından Erzincan'a gelen Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün anıtının yapılması kararlaştırıldı. Anıtın yapılabilmesi için de devletin Erzincan'a yardım olarak gönderdiği 2 milyon liradan 100 bin liranın bu işe ayrılması uygun bulundu. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün göğsüne başını koyarak ağlayan, uğradığı felaketin büyüklüğünü anlatan bir anının fotoğrafından esinlenilerek anıtın yapılması kararlaştırıldı. İnönü anıtı 31 Aralık 1947 Çarşamba günü saat 13'te düzenlenen bir törenle açıldı. Vali ve belediye başkanından başka üst düzey katılım olmadı. Kurdeleyi valinin karısı kesti. Askeri birlikler ve okullar resmi geçit yaptı. Törenin ardından resmi davetlilere belediye binasında çay ikramında bulunuldu. İnönü törene sadece bir telgraf göndermişti. Deprem felaketinin acısını hala bütün tazeliğiyle duyuyorum ve tesellisini yeni Erzincan'ın kuruluşunu yakından takip ettiğimiz gelişmesinde buluyorum. Erzincanlı yurttaşlarımın ilgisine yürekten sevgilerle teşekkürler, İsmet İnönü. Heykelin kendi 100 bin liraya mal olmuştu. Dereceye girenlere verilen ödül, nakliyat, anıt yeri ve çevre düzenlemesiyle toplam maliyet 200 bin lirayı buldu. Heykelin kaidesine İbrahim Alaaddin Gövsan'ın bir şiiri de kazınmıştı. Daya biçare kadın bağrına yorgun başını, ona anlat yıkılan yurdu ölen yoldaşını. Ebedi milletinin sevgisi kaynar orada, bu mukaddes ateş üstünde kurut gözyaşını. Erzincan'a kağıt üzerinde ayrılmış olan 2 milyon liradan tek bir iş için tahakkuk eden en büyük pay işte bu heykele gitti. Çevre düzenlemesiyle birlikte 200 bin lira. Yani Ankara'dan gelen bir anlamda Ankara'ya geri dönmüş oldu. Bu arada seneler sonra yerel basın hala İnönü heykeli, hamam ve asri mezarlıktan başka bir icraat yok diye sızlanıyor. TBMM'de 24 Ocak 1949'da yaptığı konuşmada CHP Erzincan Milletvekili Behçet Kemal Çağlar dönen devranla beraber siyasetin parlayan yıldızı DP'ye göz kırparken İnönü heykelini şu sözlerle eleştiriyordu. Niçin yeni Erzincan'ın 10 senedi hala kurulamamış ve halk hala tahta barakalarda üst üste istiflenmiş dururken yeni şehre ayrılmış arsalar boşluğu ortasına bir heykel dikilmesini hoş görmek için bunu önlememek? Çağlar daha sonra CHP'den ve milletvekilliğinden istifa etti. Heykel olayı için en özü teşhisi depremden 18 sene sonra 1957 seçimleri öncesinde Demokrat Parti milletvekili adayı Mustafa Rahmi Sanalan koyacaktı. CHP depremden sonra 800 baraka yaptırabildi ve bunları seyretmek için de kapkara bir heykel kuruldu. Sözüm ona devletin parası olmadığı için Erzincan'a neredeyse heykelden başka bir şey yapılamazken, Türkiye genelinde İnönü heykeli dikme işi tam gaz devam etti. 1944'te Viyanalı heykeltıraş Belling'e yaptırılan ve Gezi Parkı'na dikilmesi planlanan 35 ton ağırlığındaki dev İnönü heykeli için kaidesiyle beraber fakir devletin kasasından 1 milyon 300 bin lira çıkmıştı. 1945'te Malatya'ya dikilen İnönü ise göreli olarak daha insaflıydı. Sadece 300 bin liraya mal olmuştu. Yani devlet parası olmadığı için Erzincan'a heykel dikmekten başka bir şey yapamadığı senelerde sadece iki İnönü heykeli için 1 milyon 600 bin lira harcamıştı. Bu arada Nuri Demirağ İnönü'ye çok daha ağır bir suçlama yöneltti. Depremzedeler için toplanmış 13 milyon lirayı kendi çıkarı için kullandı ve kalanıyla da heykel yaptırdı. Ama İnönü ve devletine soracak olursanız, Erzincan ve tüm depremzedeler için yapılabilecek her şey yapılmıştı. Hatta devlet depremzedelerden alacaklı duruma bile geçmiş sayılırdı.
her ne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 17 Ocak 1940 tarihli oturumunda Eskişehir Milletvekili Emin Sazak, depremzede çocukların sahipsiz bırakılmasını, bu felakete uğrayan kardeşlerimizin çocukları böyle burada şurada perakende gezemez, hepimiz bu yavruları koynumuza alırız, fakat bendeniz Himayeyi Etfal Cemiyeti'nin vazifesini yapmadığına kaniyim. Arkadaşlar, 200 çocuğa bakıyorum demeye koskoca bir cemiyet utanır memleket namına. 200 çocuğu bana verin, ben bakarım. 200 çocuğu almakla sanki Himayeyi Etfal vazifesini yapmış. Bu felakete uğrayan ve anasız babasız kalan yavruların hepsi alınacaktır. 200 çocuğu verin bana, kendi karımla, çocuğumla ben bakarım şeklinde eleştirse de Başbakan Refik Saydam 2 gün sonra bambaşka bir havadaydı. Kalplerimiz felaket yüzünden ne kadar muzdaripse vicdanlarımız da mümkün olanı yapmış olmak kanaatiyle müsterihtir. Ve o başbakan Erzincan'a ilk olarak 3 Mayıs 1940'ta, yani felaketin üzerinden 4 aydan daha uzun bir zaman geçtikten sonra gitmişti. 1942 tarihli CHP Bursa örgütüne ait teftiş raporundaysa, dünya harbinin doğurduğu cehennemi sıkıntılar içinde cennet hayatı geçirdiğimize bütün halk kanaat getirmiştir deniyordu. Acaba başta Erzincan olmak üzere felaket bölgesinin halkı da kendilerini cennette sayıyor muydu? Bu bahsede noktayı inönüyle koyalım. 11 Temmuz 1949 tarihli Cumhuriyet'in haberine göre İnönü Erzincan'a gitmiş ve şunları söylemişti. Erzincan, Cumhuriyet'in nazlı evlatlarından biridir. Nihayetine kadar onu memnun etmek için her emeği sarf edeceğiz. Modern bir cumhuriyet şehri haline gelmesi için muhtaç olduğu bütün tertipler zamanla yapılacaktır. Geçirdiğimiz seneler mahrumiyet seneleridir. İnönü'nün 12 senelik iktidar dönemi bir depremler dönemi oldu. Mahmut Goloğlu'nun ifadesiyle Erzincan'dan sonra doğal afetler sanki birbirleriyle yarışırcasına gelmeye başlamıştı. Birkaç tane örnek verecek olursak. 1941 Van Başkale 194 ölü. 1942 Erbaa 7.1 şiddetinde 3000 ölü, 767 yaralı. Belli ki burada da kurtarma iflas etmişti. 1943 Samsun Ladik 4000 ölü. 1943 Tosya 7.6 şiddetinde 2850 ölü. 1943 Sakarya Hendek 336 ölü. 1944 Bolu Gerede 7.4 şiddetinde 4611 ölü. Bingöl Karlova 450 ölü. Ve tabii İnönü'nün devleti gene fakir ve parasızdı. Örneğin 8 Haziran 1940'ta Ahlat'ın Adil Cevaz nahiyesindeki depremde 8 ev yıkılmış, 8 evde çökme tehlikesi, 65 evde de hasar tespit edilmişti. Yardım olarak Bitlis'ten 200, Ahlat'tan da 40 lira gönderildi. 11 Eylül 1941'de Van Erciş'te yaşanan depremde evleri yıkılanlara yapılan yardım sadece 25 liraydı. Aralık 1945'te Van şehir merkezinde yaşanan depremde iki katlı bütün evler yıkıldı. Yapılan aynı yardımlar 100 metreküp kereste 50 çadır ve 100 sandık çividen ibaret kalmıştı. Çünkü milli şefin parası yoktu. Atatürk döneminin büyükelçisi, İnönü döneminin de milletvekili tarihçi Yusuf Bayur, Afet İnan'ın kızı Arı'ya, Balıkesir'de yaşanan deprem örneğinde Milli Şef dönemi depremlerinin dünya deprem tarihine geçmeyi hak eden en uçuk uygulamasını anlatacaktı. Deprem yaşanan yerlerin valileri İnönü kendilerini görmesin diye depremzedeleri hapsediyordu. Kaynağından okuyalım. Hikmet Bayur. Mesela şimdi Balıkesir'de mi ne bir deprem olmuştu. Birçok yıkıntı filan olmuş. Gittiği yerde valiler şunlar bunlar evi yıkılanları bir yere tıkarlar, onlar gözükmez ortalarda. Halk toplanır. Nasılsınız? Ne var? Bir şeyiniz var mı? İyiyiz. Arı İnan. İnönü zamanında. Hikmet Bayur. Evet, İnönü zamanında. Hatta birisi bir şey söylüyorsa İnönü'nün arkasında bulunan yaver böyle yapar ona. Arı İnan. Söyleme anlamında. İster inanın, ister inanmayın.